Sokrates'e asistanlarından biri gelir. Hocam der, üstadım der. Öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Karşımızdaki bir insan bize avazı çıktığı kadar bağırıyor. O anda ne yapmamız gerekiyor? Öfkeli, o öfkeye karşı bizim yapmamız gereken şey nedir? Sokrates şu örneği verir. Der ki, yolda gidiyorsun der. Bir köpek gördün. Köpek senin ayağını ısırmak istedi. Ve diyelim ki ısırdı köpek. Köpek, köpeğin davranışında ısırmak kadar normal bir şey yoktur. Ve sen insansın. Sen de köpeğin ayağını ısırır mısın der. Öğrencisi bunu biraz anlayamaz ilk başta. Sen de köpeğin ayağını ısırır mısın? Sokrates anlatmaya devam eder. Der ki biz insanız. Karşımızdaki insan o anda öfkelendiğinde insanlığını kaybeder. Affedersin der öğrencisine, köpekleşebilir. O insan o anda insanlığını kaybettiyse sen de mi kaybetmelisin der. İnsanlığını koruyamazsan, sen de onun ayağını ısırmaya başlarsan artık yapacak bir şey kalmaz der. Biz insanlığımızı korumalıyız. Karşımızdaki insanlar o an için öfkelenebilir, kızabilir, bağırabilir. Hatta öfke nöbetleri geçirebilir. Çok müthiş bir şekilde karşınızdakinin işte evet bir Sokrat örneğinde olduğu gibi köpekleşebilir. Ama buna karşın aynen bu metodu hatırlayabiliriz. İşte çözüm yolu size. Onun dengine düşmeyeceğiz. Karşımızdaki bizim ayağımızı ısırmışsa biz de onun ayağını ısırmayacağız. Biz insanlığımızı koruyalım. Ne diyor bizim atasözümüz? İte dalaşacağına çalıyı dolaş diyor, değil mi? Ne kadar manidardır bu anlamda. Ve bizim kültürümüzde işte Peygamber Efendimiz'in örneklerini elbette ki unutmadık. Sonlara doğru saklıyoruz. Çözüm önerilerinde bunları da konuşacağız. Öfke gerçekten vardır ve her zaman olmuştur. İlk insanın yaratılışıyla beraber dediğimiz gibi bu duygu bize verilmiştir. O halde nasıl kullanmamız gerekiyor? Nerelerde kullanmamız gerekiyor? Ve sizlerin de sorularıyla ben devam etmek istiyorum. Onun için sorularınızı muhakkak yazın, ben okuyacağım. Buradan size cevap da verme imkanı bulacağız.